Dijital Hayat. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılda yepyeni bir sosyal medya ve teknoloji programı ile karşınızdayız. Programımızın adı Dijital Hayat. Programımızda dijital hayatın tüm yönlerini, etkilerini konuklarımız ve dinleyicilerimizin interaktif katılımıyla her hafta farklı konuları ele alarak konuşacağız. Bilal Eren'in danışmanlığını, Önder Arıcan'ın teknik yönetmenliğini, Ali Fuat Gülmez ve Kenan Bölükbaş'ın yapımcılığını üstlendiği Dijital Hayat'ın bugünkü konuğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Davut Kavranoğlu. Kendisiyle internet ve gelişimini, Türkiye'nin dijital yol haritasını ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Dinleyicilerimizin programımıza katılımı için Twitter'da Dijital Türkiye etiketine soru, görüş ve önerilerini yazmaları yeterli olacak. Hoş geldiniz Dijital Hayat programımıza. Bundan sonra her cuma saat 15'te yeni bir dijital çağa girmiş bulunan dünyamızın konularını, etkilerini konuşacağız. Söylediğim gibi yeni bir dijital çağdayız. Bu çağı anlamak için, standart koymak için, üretmek için bir program yapıyoruz. Ve bu anlayışla her cuma saat 15'te beraber olacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. İlk programımız, tabii çok heyecanlıyız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Davut Kavranoğlu hocamız bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün Dijital Türkiye'yi konuşacağız. Bir etiketimiz var, Dijital Türkiye isimli, ve bu etiket üzerinden de dinleyicilerimiz bize soru ve görüşlerini gönderebilirler. Öncelikle her hafta şöyle bir karar aldık hocam. Bir hem de sosyal sorumluluk projesi gibi. Türkiye Gov.tr e-devlet kapısı, bütün vatandaşlarımızın online işlemlerini yapabildiği Türkiye Gov.tr üzerinden Genel Müdür Yardımcısı, TürkSat Genel Müdür Yardımcısı her hafta programımıza bağlanacak ve bir özelliği bize anlatacak. Halil Bey hazırsa, Halil Yeşilçimen hocamız, ben kendisine hocam demek istiyorum. Canlı yayını alacağız ve ondan anlayacağız. Halil hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Bakanınıza da saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Güzel, sağ olun. İyisiniz inşallah. Çok çok teşekkürler. Tabii ilk programımız, heyecanlıyız. Umarım olsun. Sağ olun. Bu konuştuklarımızı gündem yapabiliriz ülkemizde. İnşallah. İlk programımızı da ilk dakikalarında sizinle başlamak istedik. Türkiye Gov.tr Türkiye'nin önemli bir projesi. Bugün ne anlatmak istersiniz? Hangi özelliğinden bahsetmek istersiniz? Bugün sizlere E-Devlet kapısından ve E-Devlet kapısının en önemli unsurlarından birisi olan kimlik doğrulama sisteminden bahsetmek isteyeceğim başlangıçta. Çünkü başlangıçta bu kimlik doğrulama sistemi için gerekli olan bir takım unsurlar var. Bunlar olmazsa olmazlar. Bakıldığında tabii gelişen bilişim teknolojileri hayatımıza ciddi derecede yön veriyor. Başka de işte de sizin isminizle de ben biraz başlamak istiyorum. Hayatımızı dijitalleştiriyor. Bu dijitalleşme serüveninde de tabii ki devletler de hizmetlerini dijital ortama taşıyarak destekler veriyorlar. Ülkemizde de kamu kurumlarımız tarafından elektronik ortama taşınmış birçok kamu hizmeti bulunmakta. Bu hizmetlerin de vatandaşlar tarafından ulaşılabilirliğin sağlanması için bu ulaşılabilirlik 7/24 saat, kendi üzerinde bir de güvenliğini de barındırması gerekiyor. Bunun için de bir e-devlet kapısı olarak isimlendirilen Türkiye Gov.tr internet adresi ortaya çıkartılmış ve bu internet adresimiz devlet hizmetleriyle vatandaşın tek noktada buluşma adresi olarak ilan edilmiş ve 2008 yılından bugüne kadar da TürkSat tarafından geliştirilmekte ve işletilmektedir. Bu bakıldığında birkaç sayısal değer vermek istiyorum. 149 kurum tarafından sunulan hizmetlerimiz 1000'in üzerine ulaşmış durumda ve sürekli olarak da geliştirilmekte. Birkaç da hizmet isminden bahsetmek istiyorum. Adli sicil kaydı gibi, yurt dışından getirilen telefonların kaydedilmesi gibi, araç sorgulama gibi, asal sevk işlemleri gibi, tapu işlemleri gibi hizmetler var. Şimdi bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi, alınabilmesi için Türkiye Gov.tr adresine girilmesi gerekiyor ve girildikten sonra hizmetten faydalanmak isteyen kişinin de
öne sürülen kişi olduğunun doğrulanması gerekiyor. Evet hocam. İşte bu doğrulama mekanizması kimlik doğrulama mekanizması olarak isimlendiriliyor. Bunun içinde bu sistem üzerinde 4 tane farklı mekanizma tanımlanmış durumda. Bunlardan bir tanesi e-devlet şifreleriyle giriş gerçekleştiriliyor. Ki bunun için PTT şubelerinden bu şifrelerin alınması gerekecek. İkincisi, vatandaşların sahip oldukları dijital imzayı burada kullanma fırsatları var. Üçüncüsü, vatandaşların yine sahip oldukları mobil imzaları kullanarak girebilme, bu sisteme girebilme fırsatları var. Dördüncüsü de biliyorsunuz yine bizim elimizde şu anda ülkemizde en önemli projelerimizden birisi olan dijital kimlik kartı projemiz var. Biz biraz önde gittik ve dijital kimlik kartı projemizdeki kullanılacak olan kartlarla da giriş yapılmasını, kimlik doğrulama gerçekleştirilebilmesini sağlamış durumdayız. Evet hocam. Bir iki sayı daha vermek istiyorum burada. 20 milyonun üzerinde e-devlet şifresi sahibi vatandaşımız hizmet alabilmekte. 100 binin üzerinde, bir miktar üzerinde vatandaşımız sahip oldukları dijital imza ile sisteme giriş yapabilmekte. 25 bin vatandaşımız sahip oldukları mobil imza ile giriş yapabilmektedirler. Dijital kimlik kartları ile bile bugüne kadar 251 vatandaşımız Türkiye Gov.tr sitesi üzerinden sahip oldukları dijital kimlik kartlarıyla hizmet almış bulunmaktadır. Evet hocam. Bizim için önemli olan bir kapı Türkiye Gov.tr ve sisteme giriş için, kimlik doğrulama için de bu sistemleri kullanabiliyoruz. Her hafta zaten bu konuyu konuşuyoruz hocam. Sizden bu değerli rakamları, istatistikleri, bilgileri alacağız. Evet. Şifre alım safhasını bize çok detaylı olarak 4 aşamada anlatmış oldunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. İnşallah sizlere de iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sayın Bakanımıza saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür sağ olun. Ederiz. İyi günler. İyi günler hocam. Sağ olun. Dijital Hayat devam ediyor. Tekrar beraberiz. Hocam, Sayın Bakanım, birkaç tane şapkanız var tabii. Hem akademi şapkanız var, hem de siyasi bir şapkanız var ve Amerika'da çok uzun seneler kaldığınız için bu konuyu en iyi konuşabileceğimiz kişilerdensiniz. Sine5'teki programımıza da ilk konuğumdunuz hocam. Tekrar teşekkürler. Devletle girdik aslında. Türkiye'nin dijitalleşmesi konumuza bir giriş yapmış olduk. Hocam, programı anlatırken başta şöyle bir şey söyledik. Hem teknoloji seven bir toplumuz, hem kullanan bir toplumuz. Siz yeni Türkiye'de, dijital Türkiye'yi yeni Türkiye'de nasıl buluyorsunuz? Nasıl başlangıç yapmak istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu dijital hayat programının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Televizyondaki başladığınız programda da ilk konuğunuz ben olmuştum. Evet hocam. Yine bu şansı bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ve programın giriştiği kutlu çabanın, bu gayretin Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, bu konuda bilinç oluşturulması için önemli katkıları olduğunu görüyorum. Ve çok güzel konuklar seçiyorsunuz. Bu konukların çok değişik konunun dijital çağın çok çeşitli konularında toplumu aydınlatacak, yönlendirecek katkılar oluyor. İlgiyle takip ediyorum. Sağ olun. Ve başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Şimdi Bilal Bey, yeni Türkiye'de neyi kastettiğimizi ben söyleyeyim. Yeni Türkiye tabi coğrafi olarak eski Türkiye'nin aynısı. Bizim yeni Türkiye'den kastettiğimiz şey artık üçüncü dünyayla ekonomik olarak arayı açmış, kalkınmış ülkeler sınıfına giren müreffeh, kalkınmış, insan haklarında, demokraside, ekonomide, üniversitesinde, kültür hayatında, her şeyinde dünyanın önde gelen ülkelerine birisi olan bir Türkiye'yi kastediyoruz. Dolayısıyla yeni Türkiye bütünüyle eskiden elimizi ayağımızı bağlayan, insanlarımızı mutsuz eden prangalardan kurtulmuş olan, insanlarımızın özgür, daha özgür, daha müreffeh olduğu Türkiye'yi kastediyoruz. Tabii bu yeni Türkiye, yeni Türkiye, yeni Türkiye, yeni Türkiye diye yeni Türkiye olmaz.
Yani yeni Türkiye'ye gitmek için eski Türkiye'yi eski yapan neler varsa onlardan kurtulmamız gerekiyor. Neler yapmak lazım? Yani özellikle bizim konseptimizde yani. Bizim konseptimizde. Şimdi mesela bakarsak tabii her şey birbiriyle birbirine ilişkili olan konularımız var. Mesela bizim 30 yıldan beri uğraştığımız eski Türkiye'ye ait bir terör belası vardı. Şükürler olsun. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan hızla kurtulma yoluna gidiyoruz. İnşallah yani önümüzdeki kısa zaman içinde eski Türkiye'ye ait olan ülkemizdeki Türk, Kürt, Abaza, Çerkez, Laz, herkesi son derece mağdur eden bu beladan kurtulacağız. Ve tarihten beri binlerce yıldan beri birlikte mutlu şekilde yaşayan halkımız tekrar hep birlikte daha mutlu bir Türkiye'yi oluşturacağız. Öncelikli çabamız bu. Bunu yaparken tabii Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınması, herkesin iş, aş sahibi olması, gelir seviyesini arttırması, aralarına katılmayı planladığımız, arzu ettiğimiz gelişmiş kalkınmış ülkelerin refah seviyesine ulaşmasını sağlayacak adımlar atmamız lazım. Bu tabii şöyle bir şey değil. Eskiden bizim çocukluğumuzda 1960'larda 70'lerde insanlar beklerdi ki devlet gelse bizim kasabaya bir fabrika yapsın. Herkes gitsin o fabrikada çalışsın. Orada bir işe girdi mi tamam o işe giren kişinin ailesi ve onun yakın çevresi artık hayatını kurtardı diye bakılırdı. Ama bugünün dünyasında artık durum öyle değil. Bugünün dünyasında artık devlet fabrika yapmıyor. Devlet insanları çalıştırmıyor. Devlet ne yapıyor? Herkesin iş kurması için, herkesin işveren haline gelmesi için, girişimci olması için uygun ortamı hazırlıyor. Ve o hazırlanan uygun ortam yani o iklimde insanlar gelip yatırım yapıyorlar, girişimci oluyorlar. Ve işsizlere yüksek kaliteli, yüksek gelir getiren işler veriyor. Devlet uygun ortamı hazırlar. Evet, devletin vazifesi o. Yani devlet ekonomide bir oyuncu olmayacak. Yani tabiri caizse bir futbol takımı var, iki tane futbol takımı var değil mi sahada? Bunlar maç yapıyorlar. İşte devletin rolü o oyuncular arasında olmak olmaması lazım. Devlet hakem olur. Devlet futbolun kurallarını yazan olur. İşte devlet kuralları bozan olursa onlara ne yapılacağını milletin herkesin hakkını hukukunu teslim eden konumda olur. Ama devlet aynı zamanda oyuncu olmaması lazım. Eski Türkiye'nin en önemli özelliği şuydu. Yani devlet hem kuralları koyuyordu hem de sahada oyuncuydu. Yani hem hakem, hem antrenör, hem kuralları koyucu, hem gereğinde cezalandıran bir şey. Böyle olunca tabii hep devlet kazanıyordu. Halk hep kaybediyordu. İşte bu yeni Türkiye'de bilhassa son 12 yılda bizim hükümetimizin, sayın liderimizin zamanında, Recep Tayyip Erdoğan zamanında artık o eski Türkiye'nin tek söz sahibi olan devletin, her şeyde devletin tek söz sahibi olduğu şeyden artık milletin öne çıktığı, milletin söz sahibi olduğu bir döneme geçiyoruz. Bilişim tabii oraya daha varmadık tabii yani. İşte bu çabada bilgi teknolojileri, yani bu dijital çağ bütün bu sistemin sinir sistemini oluşturuyor. Yani artık biraz önce işte TürkSat'tan değerli kardeşimiz bilgiler verdi. Artık 20 sene, 30 sene veya 5 sene, 10 sene öncesinin dünyası yok. Artık bugünün dünyasında birey, vatandaş her an her şeyden haberdar oluyor. Fikrini sandıktan sandığa beklemeden anında e-mail göndererek, tweet göndererek, direkt Facebook'ta yazarak doğrudan ne düşündüğünü, ne hissettiğini anında belirtiyor. Ve bu da siyasetçiye veya yönetim erkini kullanan, millet adına yönetim erkine sahip olan insanlara bir feedback veriyor. Ve böylece 4 yıl daha bir seçim daha beklemeleri gerekmiyor. Çok i̇şte kamuoyu yoklamaları şey, çok kıymetli bir şey tabii. Yani ölçmezseniz yönetemezsiniz. Yani nereye gittiğinizi
yaptığınız şey nasıl hissediliyor diye 4 sene beklemenize gerek yok. Bu arada devamlı halktan aldığınız şeylerle, feedbackle doğru yolu buluyorsunuz. Bilgi teknolojileri aslında güzel birkaç şey söylediniz hocam. Hem direkt ulaşım hem ölçümleme. Evet. Bu teknolojilerin devlet yönetiminde çok faydalı olabilecek bir... Şüphesiz çok 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 değerli bu yani. Yani siz devlet yöneticileri, siyaset ve siyasetin emrinde olan bürokrasi tek bir varlık sebebi var. Halka hizmet etmek. Yani bizim anlayışımızda siyaset, işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, bütün bürokrasi, herkes halkına hizmet eden hizmetkarlardır. Efendileri değildir halkın. Ama biz bunu hep tersini gördük önceden. Yani devlet dairesine giderken insanlar korkarak giderlerdi. Bu tamamıyla değişti mi? Değişmedi. Ama bunun değişmesi için kararlı bir yönetim var ve bu yönde çalışıyoruz. Bu bilgi teknolojilerinin ekonomideki rolünü sordunuz. Bu bilgi teknolojilerinin ekonomide birçok rolü var. Yani şu anda bilgi teknolojileri, yani bilgi teknolojilerine kastımın ne olduğunu ben söyleyeyim. Çünkü tam oturmuş bir tanım değil. Bilgisayar, elektronik, internet, telekomünikasyon, yani bütün bunların etrafındaki her şeye ben bilgi teknolojileri diyorum. Yani bizim buradaki tanımla kastımız bu. Artık bilgi teknolojileri kendi başına ayrı bir sektör değil. Bütün yani her yere değiyor değil mi hocam? Toplumun her şeyine değiyor. Yani beşikten mezara kadar derler ya. Yani cenaze işlerinde de kullanılıyor, üretimde de kullanılıyor, eğlencede de kullanılıyor. Her şeyde kullanılan bir şey. Yani bütün hayatın her noktasında, her safhasında artık böyle bir sinir sistemi gibi vücudu saran bir şey halinde. Bankacılık sistemi artık internet üzerinden yürüyor. Bütün iş dünyası, almak, satmak, her şey internet üzerinden yürüyor. Yani bilgi teknolojileri bütün ekonomiye, bütün hayata bir altyapı sağlıyor. Bu bir. İkincisi, bilgi teknolojileri kendi başına çok büyük bir sektör. Yani kendisi de, yani bu bütün bu hayata, ekonomiye altyapıyı sağlayan bu sistemi kuran, yaşatan, geliştiren kendi başına çok büyük bir sektör. Ve bakıyoruz bugün dünyada en parlak, en öne çıkan şirketler bilgi teknoloji sektöründe. Evet, ilk ona baktığımızda Apple'u, işte Google'u, Samsung'u vesairesi. Bakıyorsunuz bugün Samsung mesela, bir yani bir Güney Kore'nin şirketi, 230 milyar dolarlık cirosu var. Bizim ihracatımız 157 milyar dolar. Yani bu bilgi teknoloji bir ekonomiye çevirmiş. Tabii. Değil yani mi? Çok büyük bir ekonomi. Ve ekonomiyi bir bütün olarak büyüten de bir role sahip. Yani şey yapmamış. Ekonominin işte başka bir yerde bir şeyi vardı, onu almamış. Dünyayı daha çok ekonomi büyüten bir etkisi var. Çarpan etkisi var ya. Çok büyük bir çarpan etkisi olan bir sektör bu. Yani bilgi teknoloji sektörü. Yani kendisi bir hem bütün hayata bir altyapı ve sinir sistemi vazifesi görüyor, hem de kendi başına çok büyük bir sektör. Biz Türkiye'de tabii bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan, daha doğrusu çok hevesle bunu kullanan, çok iyi kullananla kastım şu. Yani bizim halkımız 1.000 lira maaş alır, gider 1.000 liralık telefon alır. Yani teknolojiye para harcamaya acayip mütemayil bir halkımız. Hocam şey, rakamlar onu gösteriyor. Kullanıyoruz ama eğlence için kullanıyoruz. Yani üretken olarak da kullanmak lazım. Yani şey. Ama teknoloji üretmekte, yani ekonominin doğrudan parçası olmak şeyinde maalesef hala çok çok gerideyiz. Olmamız gereken yerin çok gerisindeyiz. Yani bu teknolojiye para harcamayı çok seven, çok istekli, buna hazır bir nüfusumuz var, halkımız var. Genç nüfusumuz var. Evet. Yani bu teknolojiyi satın almak için ne gerekiyorsa yapıyor. Gerekiyorsa giymiyor, yemiyor ama işte kendisine iyi bir mobil telefon alıyor vesaire. Sizin hocam Amerika, sözünüzü kestim ama Amerika'da okumuş olmanın, hani orada yaşamış olmanın bir şeyi var. Çok aslında burada bu makamda olmanız çok kıymetli o anlamda. Teşekkür ederim. Bu tecrübenizi buraya aktarıyorsunuzdur mutlaka. Orada bu iş nasıl yapıldı? Yani bu ekonomiye dönüştürme yolu eğitimle mi yapıldı? Başka bir işte Silikon Vadisi gibi
örnek projeler var, böyle mi yapıldı? Ne dersiniz? Şimdi ben yani buna biraz basit bir şey izah tarzı vereceğim. Bu işin yapılmasının yolu şu: iklim oluşturmak. Yani siz portakal ağacının yetişeceği bir iklim oluşturursanız, yani portakal ağacına uygun işte yağmur, sıcaklık, nem vesaire iklimini oluşturursanız, bakarsınız ki belli bir süre sonra siz oraya portakal ağacı dikmeseniz bile günün birinde bir kuşun getireceği, rüzgarın getireceği bir çekirdek kendiliğinden biter. Yabani de olsa orada portakal büyür. Yani bizim yapmamız gereken şey bu ekonominin gelişeceği ortamı oluşturmak devlet olarak. Burada çok eksikliklerimiz var. Yani eski Türkiye dediğimiz sistem, eski Türkiye'nin sistemi buna göre kurgulanmamış. Eski Türkiye'nin sistemi asgari ücretle çalışan, devletten her ne olursa olsun bir kadro aldığı zaman Allah'a şükür hayatta bundan başka ne istenir diye bekleyen bir nüfusa hitap etmek üzere olarak kurulmuş olan bir sistem. Yani bilimin, teknolojinin devlet eliyle üretildiği, üretimin çok büyük ölçüde devlet tarafından yapıldığı bir sistemden geliyor. Siz hocam tabii, Sine 5'teki programda üniversite reformundan bahsetmiştiniz. Üniversitelerle bu iş başlayabilir. Gene tabii şimdi yani o işte eski Türkiye'nin sisteminden yeni Türkiye'nin sistemine geçmemiz lazım. Bakarsak işte o üniversiteler bu reformda en öncelikli olarak ele alınması gereken şeydir. Yani yüksek öğrenim reformu öncelikli olarak halledilmesi gereken bir reformdur. Şu andaki hükümet programımızda da önemli bunun altı çizilmiş durumda. Yani Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan bu yeni hükümetimizde, hükümet programında yüksek öğrenim reformunun yapılacağı ve Türkiye'nin evrensel standartlarda yeni bir yüksek öğrenim sistemine kavuşturulmasının en önemli önceliklerimizden olduğu belirtildi. Ayrıca Sayın Başbakanımız da bunu birkaç televizyon programında açıkça söyledi. Bu çok önemli. Yani çünkü bizim hala hazırda var olan yüksek öğrenim sistemimiz 12 Eylül darbesinin bir ürünü. Ve korkunç bir bürokratik düzen var. Türkiye'deki 180 küsur üniversiteyi Ankara'daki bir bürokrasiyle yöneten bir sistem. Yani ilkokulları yöneten Milli Eğitim Bakanlığı var. Yüksek öğretim ilkokullarını da yöneten bir YÖK sistemimiz var. Başına kimi koyarsanız koyun. Yani ben burada YÖK'teki arkadaşlarımızı ve üniversite rektörlerimizi, üniversitedeki hocalarımızı eleştirmiyorum. Bunlar hepsi çok değerli insanlar. Yani onları en ufak bir bu konuda bir kabahatleri yok. Sistem yanlış olduğu zaman siz sistemin başına kimi koyarsanız koyun, yönetim pozisyonları kimi koyarsanız koyun, yapacakları bir şey yok. Çünkü sistem koca bir sistem var. Onun içine siz insanları koyuyorsunuz. Yani sistemi değişmemiz lazım. Sistemi değiştikten sonra bu hocalarımız ve yeni sisteme katılacak olan genç hocalarımız da Türkiye hızla değişmeye başlayacaktır. Tabii tek boyutlu bir problem değil bu. Yani değiştirilecek çok şey var. Mesela devletin bilim teknoloji, mesela devletin bilim üretmekten, teknoloji üretmekten, teknolojide bir üretici olmaktan usulünce çekilmesi lazım. Yani siz devlet bir yerde oyuncu olarak varsa, hani başlangıçta dediğim futbol evet, gibi, devlet bir yerde oyuncu olarak varsa, hem aynı zamanda hakemse, hem aynı zamanda kime iş verileceğini kontrol ediyorsa, kime Ar-Ge teşviği verileceğini, kime nerede konumlanacağına karar veren kurum aynı zamanda üretim de yapıyorsa, o zaman özel sektörün burada bir şansı kalmıyor. Ya bu dediğim afaki şeyler değil, her gün, her an can yakan şeyler bunlar. Yani Türkiye'de maalesef teknoloji girişimcileri başarılı olamıyorlar. Yıllardan beri bu bir acıdır Türkiye'de. Bunun sebebi de budur. Yani Türkiye'de teknoloji girişimcileri maalesef devletin, kamunun elindeki teknoloji şirketleriyle rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Bu haksız rekabet kötü niyetle yapılan bir şey değil. O şirketlere çalışanlar da bizim değerli evlatlarımız. Yine sistem problemi. Yani ne o devletin elindeki o şirketlerine isim vermeyelim çünkü vakit yok açıklamaya. Ne orada çalışanlar, çok değerli mühendislerimiz, bilim adamlarımız, ne onların yöneticileri, ne bir suçu yok. Eski Türkiye'den devre aldığımız sistemi değişmek zaman alıyor. İnşallah ama en kısa zamanda
Bunları değiştireceğiz. 2023 bunlar, yılı hedeflerine hızla buna rağmen de varacağız. İyi şeyler oluyor değil mi? Şükürler olsun tabii. Fatih Polisi, E-Okul Polisi. Tabii biz yani son 12 yılda şimdi programda da vaktimiz yok. O kadar büyük ilerlemeler kat ettik ki. Bir program daha yapmamız lazım hocam. O zaman da bu projeleri yani konuşmamız çok, lazım. Yani çok büyük ilerlemeler kat ettik. Ekonomimizi 3,5 katına çıkarttık. Yani Türkiye artık dünyanın 16. büyük ekonomisi oldu. Yani refahta her şeyde dünyaya parmak ısıran bir şeyimiz var. Benim bu dediklerim olması gereken şeyler. Yoksa bizim yaptıklarımız şeyler kötü demiyoruz. Yani yaptıklarımız şeyleri anlatmaya vakit yok burada. Sorunuz üzerine yani önümüzdeki dönemde neler yapmamız gerektiğini söylüyorum. Çok hocam sizin böyle bir makamda olup hem de bu gerçekleri söylemesi birinin çok önemli. Yani hem de sizin kişisel olarak da sanırım bir bilgi ekonomisi derneğiniz var. Orada da bu tip şeyleri çalışmaları yapıyorsunuz. Hocam son bir dakikamız. Ben kişisel olarak sosyal medyayı nasıl kullandığınızı merak ediyorum. Kullanıyorsunuz ve 10 üzerinden kaç verirsiniz bir puan vermek isteseniz kendinize? Son bir dakikamız. Şimdi bizim sosyal medyayı biz insan olarak ve bir Müslüman olarak yaptığımız her şeyi fayda temelinde yapmamız lazım. Yani insanlığa, kendinize, etrafınızdakilere fayda sağlaması lazım. Dolayısıyla ben sosyal medyayı bu biraz önce verdiğimiz gibi mesajlar, daha iyi bir Türkiye'ye nasıl varırız? Bu konuda mesajlarımız varsa onları iletmek için bir şeylerin altını çizmek, iyi niyetle çizmek için kullanırım. 10 üzerinden kaç verirsiniz hocam kendinize? Ben kendime not vermem. İşte o biraz önce dedim ya, hakem ve oyuncu olmak, kendi kendine not vermek doğru değildi. Çok keyifli bir sohbetti. Ayağınıza sağlık, Ankara'dan kalktınız. Canınız çok kısaydı. Bunun için bir program daha yapacağız böyle sanırım. Şimdi sayın dinleyiciler, her hafta saat 15'te Dijital Hayat programında beraber olacağız. Haftaya yeni bir konuk ve konuklarla beraberiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Mevlid Kandili'nizi de tebrik ederiz. Hocam son söz bir şey söylemek istiyorsunuz herhalde. Ben de bütün dinleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Ve yeni yıllarını da kutluyorum. İnşallah 2015 yılı hepimize mutluluk, huzur ve barış getirsin. Ve Mevlid Kandili de mübarek olsun. Çok güzel dilekler. Haftaya Cuma görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.